Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti Ünitesi'nin bu üçüncü bölümüyle ilgili videoda değerli arkadaşlar ıslahatlar konusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci meşrutiyet dönemi ve akabinde istibdat dönemi gelişmelerini, fikir akımlarını ve 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde basın yayın hayatını bir anlamda sorular üzerinden incelemeye çalışacağız. Bu çerçevede hazırsak ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde birinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinde 1865-1876 yıllar arasında Osmanlı aydınlarının idareye karşı oluşturduğu muhalif bir topluluk olan Genç Osmanlılar Cemiyeti etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Genç Osmanlılar Cemiyeti üyelerinden biri değildir? Şinasi, Ali Suavi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Yusuf Akçura. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru inatımız E seçeneği olmalıydı. Keza Yusuf Akçura Genç Osmanlılar Cemiyeti üyelerinden birisi değildir. Kendisi Türkçülük akımının en önemli temsilcilerinden biri olup aynı zamanda ünlü bir tarihçi olarak karşımıza çıkmakta. 1876-1935 yıllar arasında yaşamış, aynı zamanda Cumhuriyet döneminde 1931 yılında açılacak olan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti diğer bir ifadeyle Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda dahi etkin rol oynayacaktır kendisi. Bu soruyla bağlantılı değerli arkadaşlar, Genç Osmanlılar Cemiyeti dendiği zaman tabii ki çok önemli isimler karşımıza çıkmakta. Özellikle 5 tanesinin ismi kesinlikle unutulmamalı değerli arkadaşlar. Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa ve Mithat Paşa. Başta bu 5 önemli isim olmak üzere değerli arkadaşlar Mustafa Fazıl Paşa, AG Efendi ve Mustafa Refik Bey gibi birçok ismi saymamız mümkün. Dolayısıyla Genç Osmanlılar Cemiyeti Osmanlı Devleti'nde birinci meşrutiyetin doğrudan ilanında etkili olan etkin bir grup arkadaşlar, bir aydın grubu ve bu grubun içerisinde bahsetmiş olduğumuz bu önemli isimler üye olarak yer almıştır. Dolayısıyla birinci sorumuzun doğru yanıtı bu bağlamda E seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. 23 Aralık 1876'da 2. Abdülhamit tarafından ilan edilen kanun esası ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu soruda bize verilen öncülleri tek tek ele alacak olursak, kanun esası Mithat Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanmıştır bilgisi kesinlikle doğru bir bilgi. Keza Mithat Paşa genç Osmanlılar cemiyeti üyelerinden birisi olarak daha önce karşımıza çıkmış. Aynı zamanda kanun esasinin hazırlanmasında komisyon başkanlığını da üstlenmiştir kendisi. İkinci öncüle baktığımızda Osmanlı Devleti'nde yasama yetkisinin ayan ve mebusan meclisine ait olduğunu belirten siyasal bir belgedir. Arkadaşlar ikinci öncülde verilen bilgi de kanun esası ilişkin doğru bir bilgidir. Keza kanun esasıya göre bir Osmanlı parlamentosu oluşturulmuş ve bu parlamentoda değerli arkadaşlar ayan ve mebusan meclisine yasama yetkisi bırakılmıştır. Bu çerçevede ikinci öncülümüz de doğru olmalı. Üçüncü öncüle baktığımızda Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olup devletin dini, resmi dili ve başkenti belirtilmiştir ifadesi de yine kanun esasiye ilişkin doğru bir bilgidir değerli arkadaşlar. Kanun esası Osmanlı Devleti'nin ilk ve tek anayasası olup aynı zamanda devletin dini İslam, resmi dili Türkçe ve başkenti İstanbul olarak açık bir şekilde belirtilmiştir değerli arkadaşlar. Bu bağlamda bu sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar 1, 2 ve 3 yani e seçeneği olmalıydı diyoruz. Bu soruyla bağlantılı değerli arkadaşlar artık Osmanlı Devletinde kanun esasinin ilanı ile birlikte yeni bir dönemin başladığını da görmekteyiz. Bu dönem değerli arkadaşlar birinci meşrutiyet dönemi olarak 2 yıllık bir zaman dilimini, kapsamakta. Peki birinci meşrutiyet dönemi dediğimiz bu parlamentolu dönemin karakteristik özellikleri neler arkadaşlar? Sınav odaklı olarak bunları da tabii ki unutmamamız gerekiyor. Arkadaşlar dönemin padişahı kuşkusuz 2. Abdülhamit olacak. Kanun esası kanun esası yürürlüğe koyacak ve Osmanlı devletinde değerli arkadaşlar önemli bir dönemi de başlatmış olacaktır. Dolayısıyla kanun Esasının Esasi'nin ilanı ile birlikte değerli arkadaşlar 1. Osmanlı Devleti'nde mutlak monarşi yönetiminden lütfen dikkat meşruti monarşi sistemine geçilecek ve birinci Meşrutiyet dönemi başlayacaktır. Aslında doğrudan bir meşruti yönetimden söz etmek pek mümkün değil arkadaşlar. Keza her ne kadar bir parlamento açılmış olsa da meclis açılmış olsa da Padişahın gücü yine bu parlamentonun üstünde yer almıştır. İşte biz o nedenle diyoruz ki Osmanlı'da kanun esası ilan edilmiş olmasına rağmen tam anlamıyla bir meşruti yönetim değil, meşruti monarşi rejimi ön planda olacak. Bunun dışında değerli arkadaşlar ilk defa kanun esası ile birlikte Osmanlı Devleti'nde anayasaya dayalı parlamentolu bir sistem uygulamaya konulacaktır. Önemli bir özelliktir değerli arkadaşlar parlamentoda hiçbir şekilde lütfen dikkat edin siyasi parti söz konusu değildir. Dolayısıyla Türk siyasi tarihinde siyasi parti olgusu ilk defa ikinci meşrutiyet döneminde karşımıza çıkacak. Dolayısıyla birinci meşrutiyet döneminde bir siyasi parti söz konusu değil. Bunun dışında değerli arkadaşlar artık Mebusan Meclisi açılmıştır ve halk sınırlı da olsa ilk defa yönetime katılmıştır kanun esası ile birlikte. Keza 1876 kanun esasından sonra değerli arkadaşlar 1877 yılında seçimler yapılacak ve halk sınırlı da olsa ki bunu parantez içerisinde arkadaşlar kısaca şöyle açıklayayım. Bu seçimlerde kadınlar oy kullanmamıştır ve erkeklerin tamamı da oy kullanmamıştır. Dolayısıyla erkeklerin oy kullanabilmesi için mutlaka ve mutlaka mülk sahibi olması şartı koşulmuştur. Dolayısıyla 25 yaşını doldurmuş olma şartı koşulmuştur. Dolayısıyla bir takım sınırlamalar, bir takım kısıtlamalar olduğu için halk sınırlı da olsa diyoruz ilk defa yönetime böylece katılmış olacak. Bunun dışında değerli arkadaşlar Kuşkusuz birinci meşrutiyetin ilanında da yani kanun esasının yürürlüğe konmasında da daha önce ıslahat ve tanzimat fermanlarında olduğu gibi Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımının etkisi söz konusu olacak. Lütfen dikkat. Birinci meşrutiyetin ilanında etkili olan dış etki ise değerli arkadaşlar aynı tarihte 23 Aralık 1876 tarihinde toplanan 1876 Tersane Konferansı ya da diğer adıyla İstanbul Konferansı olacaktır. Hatta Saffet Paşa ki bunun sorusunu da paylaşmıştık bir önceki videomuzda biliyorsunuz arkadaşlar. Saffet Paşa bu konferans toplandığında artık Osmanlı anayasayı yürürlüğe koydu. Meşruti yönetime geçildi. Bu konferansın toplanmasına gerek kalmamıştır açıklamasını da yapmıştı değerli arkadaşlar. Ve son olarak Kanun esasinin de değerli arkadaşlar Osmanlıcılık fikir akımı doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu da kesinlikle bilmemiz gerekiyor. O halde şu ana kadar bahsetmiş olduğumuz bu demokratikleşme hareketleri çerçevesinde Osmanlıcılık fikriyle bağlantılı atılan adımlar nelerdi? 1. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, 2. Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi, 3. Kanun esasinin ilan edilmesi hatta 4 Mebusan meclisinin açılmasını da Osmanlıcılık fikriyle bağdaştırabiliriz değerli arkadaşlar. Bu anlamda ikinci sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar E seçeneği olmalıydı diyor ve üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar Kanun Esasi'nin öngördüğü Meclis-i Umumi adlı Osmanlı parlamentosunda üyeleri halk tarafından çift dereceli seçimle ve her 50 bin erkek nüfusa bir temsilci düşecek şekilde belirlenen meclis aşağıdakilerden hangisidir? Meclis Ayan, Heyeti Bükela, meclis Meclisi Mebusan, Meclisi Ali Tanzimat, Meclisi Meşveret. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı. Soruda özellikleri verilen ve Osmanlı parlamentosunda yer alan bu meclis Meclisi mebusan olarak karşımıza çıkmakta. Bu soru bağlamında değerli arkadaşlar, oluşturulan bu Osmanlı Parlamentosu'nun karakteristik özelliklerine değinmek gerekirse. Bir defa değerli arkadaşlar, meclis Umumi adıyla oluşturulan Osmanlı Parlamentosu çift başlı bir yapı arz eder. Nitekim Mebusan Meclisi ve Ayan Meclisi olarak bu çift başlı yapıyı görmekteyiz. Bu iki önemli meclisin karakteristik özelliklerini karşılaştırmalı olarak ele alacak olursak değerli arkadaşlar bir defa mebusan meclisi üyeleri değerli arkadaşlar her 50 bin erkek nüfusa bir temsilci düşecek şekilde lütfen dikkat halk tarafından seçiliyorken ayan meclisi üyeleri doğrudan padişah tarafından seçilecek. Öte yandan mebusan meclisinde seçimler 4 yılda bir yapılması öngörülmüşken ayan meclisinde seçilen bir üye ömür boyu görevde kalabilmiştir arkadaşlar. Gerçekten de iki meclis arasındaki ciddi farkları da bu şekilde görmemiz mümkün. Bunun dışında Mebusan Meclisi'nde değerli arkadaşlar iki dereceli seçim sistemi öngörülmüşken Ayan Meclisi'nde üye sayısını ve başkanını doğrudan padişah belirleyecektir. Özellikle Mebusan Meclisi'nin değerli arkadaşlar çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir özelliğinden bahsetmemiz gerekiyor. Her ne kadar seçimlerde sadece erkekler oy kullanmış olsa da kadınlar oy kullanmadı. Ve her ne kadar tüm erkekler oy kullanmamış olsa da lütfen dikkat. Her üye seçildiği bölgeyi değil tüm Osmanlı toplumunu Osmanlı tevasını parlamentoda temsil edecektir. Dolayısıyla Parlamentoda alınan kararlar değerli arkadaşlar her ne kadar kısıtlı bir seçmen olsa da alınan kararlar toplumun tamamını kapsayıcı nitelikte olacak. Öte yandan mecliste değerli arkadaşlar Mebusan Meclisi'nde Hristiyanlara da azınlıklara da yer verilmiştir. Bu da aslında Osmanlıcılık anlayışının en önemli göstergelerinden birisi. Öte yandan Mebusan Meclisi'nde değerli arkadaşlar seçme yaşı 25, seçilme yaşı 30 ayan meclisindeki şart değer arkadaşlar üye olma 40 yaş şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla iki meclis arasındaki bu farklılıklara kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor ve hatta diyebiliriz ki Osmanlı parlamentosunda özellikleri bakımından Mebusan Meclisi çok daha demokratik bir yapıya sahip. Her ne kadar tırnak içerisinde demokratik bir yapıya sahip olsa da değerli arkadaşlar ne yazık ki meşruti monarşi anlayışının bir sonucu olarak Mebusan Meclisi üzerinde padişahın büyük ve egemen bir gücü olduğunu da görmekteyiz. Lütfen dikkat. Arkadaşlar oluşturulan bu Osmanlı parlamentosunda padişah gerektiğinde Mebusan Meclisi'ni açma kapatma yetkisine sahiptir. 2. Mebusan Meclisi'nin kanun teklifleri padişahın onayına bağlıdır. Yani Mebusan Meclisi bir kanun teklifinde bulunacak. Eğer buna padişah onay verirse ancak bu yürürlüğe girebilecek. Bunun dışında Mebusan Meclisi hükümete, hükümet de padişaha karşı sorumlu olacak. Ve bir diğer önemli özellik değerli arkadaşlar, ciddi bir özelliktir, önemli bir özelliktir. Padişahın veto, sürgün, sansür, af ve idam yetkisi de vardır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla her ne kadar Osmanlı toplumu erkekler doğrultusunda kısıtlı da olsa, oy kullanıp belli bir parlamento oluşturmuş olsa da değerli arkadaşlar, meşruti monarşi anlayışının bir sonucu olarak parlamento üzerinde padişahın önemli bir gücü ve yetkisi olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bence oldukça kapsayıcı güzel bir soruydu değerli arkadaşlar. Bu bağlamda Osmanlı parlamentosunun bu çift başlı yapısına ve karakteristik özelliklerine kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda 3. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar C seçeneği olmalıydı. E, bu arada Heyet-i Vükela 2. Mahmut döneminde nazırlıkların kurulması ile birlikte Divan-ı Hümayun'un yerini alan bir kurumdu arkadaşlar. Meclisi Ali Tanzimat ıslatları belli bir düzene oturtabilmek amacıyla Abdülmecit döneminde kurulan bir meclisti. Meclisi Meşverette 3. Selim döneminde lahiyaların yani raporların düzenlenmesi için oluşturulan bir danışma meclisiydi diyoruz. 2. Abdülhamid'in 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı bahane ederek meclisi feshetmesi üzerine 5. Murad'ı kaçırıp tekrar tahtı çıkarmak için 20 Mayıs 1878'de Çırağan Sarayı'na baskın düzenlenmiştir. Osmanlı tarihinde Çırağan vakası olarak bilinen bu olaya önderlik eden Genç Osmanlılar Cemiyeti üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Ali Suavi, Mithat Paşa, A.G. Efendi, Şinasi, Mustafa Fazıl Paşa. Değerli arkadaşlar, 19. yüzyılın en önemli gelişmelerinden birisi olarak karşımıza çıkan Çırağan vakası bizzat Ali Suavi'nin liderliğinde yaşanan bir gelişmedir. Keza 1878 mayısında değerli arkadaşlar Çırağan baskını olarak adlandırdığımız bu olay Ali Suavi liderliğinde gerçekleştirilecek fakat başarıya ulaşamayacaktır. Akabinde Ali Suavi değerli arkadaşlar 7-8 Hasan Paşa tarafından öldürülecektir. Dolayısıyla Osmanlı tarihinde 19. yüzyılda Çırağan baskını veya Çırağan vakası olarak adlandırdığımız bu olay 5. Murad'ın tekrar tahta çıkarılması ve 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesine yönelik bir girişimdir. Arkadaşlar Ali Suavi aslında genç Osmanlılar cemiyeti üyeleri içerisinde önemli bir isim olarak karşımıza çıkmıştı. Keza kendisi sarıklı ihtilalci olarak adlandırılacak bu teşebbüsünden dolayı aynı zamanda muhbir, ulum, tasvir efkar, basiret, vakit gibi birçok önemli gazete ve dergide yazılar kaleme alacaktır. Bir Jön Türk aydını olarak birinci meşrutiyetin ilan edilmesinde dahi çok önemli etkisi ve katkısı olan Ali Suavi 1878'de 39 yaşındayken hayatını kaybedecek. Bu bağlamda dördüncü sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar A seçeneği olmalıydı diyoruz. Ve geldik 5. soruya değerli arkadaşlar. Ertuğrul Firketeyni Japonya'ya gönderilmiştir. Yıldız Sarayı yönetim merkezi haline getirilmiştir. Milleti sadıkı olarak adlandırılan Ermeniler ilk kez Erzurum'da isyan etmiştir. 19. yüzyılda görülen bu gelişmeler aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde yaşanmıştır? Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde görülen bu gelişmeler soruda E seçeninde yer alan 2. Abdülhamit döneminin önemli gelişmeleri arasında yer almakta. Öyle ki değerli arkadaşlar 1889 yılında Ertuğrul gemisi Japonya'ya gönderilmiş ancak dönüşünde yakalandığı bir tayfun nedeniyle mürettebatının önemli bir bölümüyle birlikte ne yazık ki batmıştır. Öte yandan Dönemin bir diğer önemli gelişmesi değerli arkadaşlar Yıldız Sarayı'nın bu dönemde devletin yönetim merkezi haline getirilmesi. Keza birazdan göreceğiz 30 yıllık istibdat dönemi olarak adlandırdığımız dönemde Yıldız Sarayı 2. Abdülhamid'in bir anlamda yönetim merkezi haline gelecek. Öte yandan 1890 yılında değerli arkadaşlar Milleti Sadıka yani Sadık Millet olarak adlandırılan Ermeniler ilk defa Erzurum'da isyan edecekler. Keza Ermenilerin isyan etmesinde Rusların Ermenileri kışkırtması en temel sebeplerden birisi olacak. Arkadaşlar, bahsetmiş olduğumuz bu önemli gelişmeler dışında 2. Abdülhamit döneminde sınav odaklı olarak gerçekten çok önemli gelişmeler yaşandığını görmekteyiz. 1876-1878 1. Meşrutiyet döneminden sonra değerli arkadaşlar Osmanlı devletinde 30 yıl sürecek olan baskı ve sansür odaklı istibdat dönemi karşımıza çıkmakta. Aslında yayın alanında değerli arkadaşlar bu baskı ve sansür karşımıza çıkar. Çünkü istibdat dönemi dediğimiz bu 30 yıllık zaman dilimi içerisinde 2. Abdülhamit döneminde gerçekten kültür, sanat, edebiyat birçok farklı alanda sosyal yardımlaşma alanında birçok önemli faaliyet gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminin ki istibdat döneminin en temel özelliklerinden birisidir. İslamcılık fikri döneme damgasını vuracaktır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin fikir akımlarını göreceğiz. İslamcılık fikrinin hakim olduğu dönem 2. Abdülhamit dönemi olarak kesinlikle unutulmamalı. Arkadaşlar bu dönemde öncelikle 1881 yılında Muharrem Kararnamesi adını verdiğimiz önemli bir belge karşımıza çıkmakta. Peki nedir Muharrem kararnamesi? Avrupalı alacaklı büyük devletlerin Osmanlı Devleti'nin önemli vergi gelirlerine ve pul gelirlerine el koymasına olanak sağlayan bir belge. Dolayısıyla Muharrem kararnamesi doğrultusunda Osmanlı'nın lütfen dikkat, tuz, ipek, ispirto, tütün, balık gibi Birçok önemli vergi gelirine el konulacak, aynı zamanda pul gelirleri Avrupalı devletlerin bir anlamda egemenliği altına girecektir. Dolayısıyla Muharrem Kararnamesi doğrultusunda yine önemli bir gelişme yaşanacak değerli arkadaşlar. Avrupalı alacaklı devletler bu borçları tahsil edebilmek amacıyla lütfen dikkat 1881'de duyun Umumi İdaresini kuracaklar. Genel borçlar idaresi anlamına gelmekte. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde Muharrem Kararnamesi'nin yayınlanması Osmanlı ekonomisinin olumsuz etkilenmesi anlamına gelir. Aynı zamanda Duyun Umumi İdaresi'nin kurulması da değerli arkadaşlar bir anlamda Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığının ortadan kalkması anlamına gelmekte. Öte yandan değerli arkadaşlar yine aynı yıl 1881'de Osmanlı'da ilk telefon kullanımı 2. Abdülhamit döneminde başlayacaktır dönemin bir diğer önemli gelişmesi 1883'te Osman Hamdi Bey öncülüğünde Osmanlı'nın ilk güzel sanatlar okulu olarak da bilinen Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması olacaktır. Keza Sanayi Nefise Mektebi'nin kurulmasıyla bağlantılı biz Osmanlı Kültür Uygarlığı dersimizde bir gönderme yapmış idik. Arkadaşlar dönemin bir diğer önemli gelişmesi ilk defa 2. Abdülhamit döneminde Engelliler için birçok eğitim kurumunun açıldığını görmekteyiz. Gerçekten bu dönemin en önemli gelişmelerinden birisi olacaktır. Engellilere yönelik atılan bu önemli adım. Yine bu dönemde değerli arkadaşlar, Abdülaziz döneminde Mitat Paşa öncülüğünde kurulan Memleket Sandıkları 1888'de Ziraat Bankasına dönüştürülecek. Malumunuz Osmanlı Devleti'nde bankacılık e, hareketleri değerli arkadaşlar ilk defa 19. yüzyılda Abdülmecit döneminde karşımıza çıkmıştı. Sarraflık geleneğinden bankacılık sistemine Osmanlı'da 19. yüzyılda geçilmiş olacak. Arkadaşlar 1892'de yine bu dönemde ilk Türk kadın romancımız olan Fatma Aliye Hanım Muhadarat adlı kendine kendi adıyla ilk romanını yayınlayacak. Dolayısıyla bir genel kültür bilgisi olarak da lütfen bu tarz gelişmelere dikkat edelim değerli arkadaşlar. Ve son olarak değerli arkadaşlar 1895 yılında lütfen buna dikkat edin. Kimsesiz, yaşlı, sakat ve yardıma muhtaçlar için değerli arkadaşlar Darül Aceze 2. Abdülhamit döneminde kurulacak. Bir kurum olarak da doğrudan sorulabilir değerli arkadaşlar. İşte 2. Abdülhamit döneminde şu 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 amaçlar doğrultusunda kurulan sosyal yardımlaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir şeklinde. Dolayısıyla 2. Abdülhamit dönemi değerli arkadaşlar iki döneme ayrılır demiştik. Bir birinci meşrutiyet dönemi bir de 30 yıl sürecek olan istibdat dönemi olarak karşımıza çıkmakta. Her biri birbirinden önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkar değerli arkadaşlar. Bu anlamda ikinci Abdülhamit döneminin gelişmelerini değerlendirme imkanımızı sunan 5. sorumuzda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek amacıyla 19. yüzyılda ortaya çıkan fikir akımları ve bu fikirlerin temsilcileri arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Türkçülük Ziya Paşa, İslamcılık Abdullah Cevdet, Osmanlıcılık Namık Kemal, Batıcılık Sait Halim Paşa. Adem'in Merkeziyetçilik Yusuf Akçura. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı. Keza Namık Kemal Genç Osmanlılar Cemiyeti üyesi olarak Osmanlıcılık fikrinin en önemli temsilcilerinden birisi olacaktır. Öte yandan diğer seçeneklerde yer alan temsilci ve fikir akımı eşleştirmelerine baktığımızda arkadaşlar Ziya Paşa Osmanlıcılık, Abdullah Cevdet Batıcılık, Sait Halim Paşa, İslamcılık ve Yusuf Akçura da değerli arkadaşlar Türkçülük akımının en önemli temsilcileri arasında yer almakta. Bu bağlamda değerli arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıydı. Öte yandan bu soruyla bağlantılı değerli arkadaşlar fikir akımlarının sınav odaklı karakteristik özelliklerine ve etkili olduğu dönemde tabii ki burada değinmekte fayda var. Arkadaşlar bu fikir akımlarının başında Türkçülük akımı gelir ki Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Türkleri tek bir çatı altında toplama ideolojisi olarak basitçe tanımlayabiliriz. Pan olarak da adlandırıyoruz aslında Türkçülük akımını. Öte yandan Türkçülük Osmanlı sınırları gibi bir sınır belirlemişken Turancılık dediğimiz bir fikir akımı var ki değerli arkadaşlar dünyadaki bütün Türkleri tek bir çatı altında toplayabilme ideolojisine dayanır. Dolayısıyla Turancılık da Türkçülük birbirine benzediği gibi aslında aralarında belirgin bir farkında olduğunu söylemek gerekir. Değerli arkadaşlar, Türkçülük akımı Osmanlı Devleti'nde özellikle Osmanlıcılık ve akabinde İslamcılık fikrinin zamanla e, zayıflamasına bağlı olarak özellikle İttihat ve Terakki Cemiyetine bağlı olarak ikinci Meşrutiyet dönemine damgasını vuracaktır. Keza İttihat ve Terakki Cemiyeti zaten başı başına değerli arkadaşlar Türkçü ve Batıcı bir kadro tarafından kurulacak. Dolayısıyla bu e, akımın değerli arkadaşlar önemli temsilciler arasında başta Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura olmak üzere bunlar arkadaşlar bu fikrin e, tırnak içerisinde babası olarak kabul edilir. Mehmet Emin Yurdakul İsmail Gaspıralı, Mehmet Emin Resulzade'yi saymamız mümkün olacaktır. İkinci olarak değerli arkadaşlar, İslamcılık fikrini görüyoruz. Aslında fikir akımlarının ismi bize amaçlarını ve ideolojilerini arkadaşlar çağrışım yapar. Örneğin İslamcılık dünyadaki bütün Müslümanları tek bir bayrak altında toplayabilme ideolojisidir. ki bazı e, düşünürlere göre değerli arkadaşlar bu bir ütopya'dır. Turancılık gibi fakat sonuçta bunlar 19. yüzyılda birer ideoloji olarak değerli arkadaşlar ortaya konmuştur. Değerli arkadaşlar İslamcılık ümmetçilik olarak da adlandırılır ve en etkili olduğu dönem Osmanlı'da 2. Abdülhamit döneminin ikinci evresi olarak da kabul ettiğimiz istibdat dönemi olacaktır. Aslında 2. Abdülhamit döneminin en belirgin özelliği değerli arkadaşlar İslamcılık ideolojisinin bir anlamda bu döneme hakim olması. Bu akımın önemli temsilcileri arasında değerli arkadaşlar Sait Halim Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Hamdi Akseki, Ömer Ferit Kam gibi birçok ismi saymamız mümkün olacaktır. Tabi sadece bunlar Osmanlı sınırı içerisindeki fikir insanları olarak karşımıza çıkıyor fakat gerek Mısır'da gerekse Hindistan'da da değerli arkadaşlar birçok fikir insanı İslamcılık ideolojisi bağlamında önemli çalışmalar yapmıştır. Üçüncü olarak değerli arkadaşlar Osmanlıcılığı görüyoruz. Osmanlıcılık deyince hemen aklımıza eşitlik gelmelidir değerli arkadaşlar. Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan toplumda dil, din, ırk, mezhep fark etmeksizin bir anlamda bir Osmanlı vatandaşı oluşturma düşüncesinin sonucu itibariyle ortaya çıkan bir fikir akımı olacaktır Osmanlıcılık. Dolayısıyla eşitlik anahtar kelimedir Osmanlıcılıkta ve nitekim tanzimat ve birinci meşrutiyet dönemlerine adeta damgasını vuracaktır Osmanlıcılık fikir akımı. Jön Türkler olarak da adlandırdığımız genç Osmanlılar cemiyeti üyelerinden Ziya Paşa, Mithat Paşa, Şinasi, Ali Suavi, Namık Kemal ve aynı zamanda Mustafa Reşit Paşa'yı bu akımın, bu akımın temsilcileri arasında gösterebiliriz değerli arkadaşlar. Örneğin Mustafa Reşit Paşa Tanzimat Fermanı'nın mimarı. Örneğin Mithat Paşa Kanun Esasi'nin komisyon başkanlığını üstlenen önemli bir düşünür, önemli bir devlet adamı. Dolayısıyla lütfen burada şuna dikkat edin. Fikir akımlarının değerli arkadaşlar etkili olduğu dönemler ve temsilcileri burada asıl odaklanmamız gereken nokta olacak. Dördüncü olarak değerli arkadaşlar batıcılığı görmekteyiz. Batıcılık aslında Avrupa örnek alınarak bir dizi çalışmanın yapılmasını öngören, Osmanlı'nın yönünü Avrupa'ya, batıya çevirmesini bir anlamda ideoloji olarak ortaya koyan önemli bir fikir akımı olacaktır. Aslında biz biliyoruz ki Osmanlı'da batıcılık Lale Devrinden itibaren karşımıza çıkmakta. Fakat değerli arkadaşlar batıcılık özellikle Osmanlı devletinde Tanzimat birinci ve ikinci meşrutiyet dönemlerinde önemli bir fikir akımı olarak karşımıza çıkar. Örneğin bu alanın bu fikrin temsilcileri arasında Abdullah Cevdet İçtihat dergisinde muazzam yazılar kalem alacaktır. Tevfi Fikret inkılapçı şair olarak bizzat Mustafa Kemal tarafından nitelendirilecek. Bunun dışında Celal Nuri İleri gazetesinde batıcılık fikri ile ilgili önemli yazılar kaleme alacak. Ve Ahmet Muhtar'ı da tabii ki bu fikrin e, temsilcileri arasında gösterebiliriz değerli arkadaşlar. Ve son olarak Adem'in merkeziyetçiliği görüyoruz değerli arkadaşlar. Adem'in merkeziyetçilik merkeziyetçi devlet anlayışının tam tersini savunur. Adem olumsuzluk katar değerli arkadaşlar. Yokluk demektir. Dolayısıyla Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerinden yönetim anlayışının ön planda tutulması, hatta tırnak içerisinde liberal bir anlayışın ortaya konulmasını hedefler Adem'in merkeziyetçilik fikri. Keza ikinci Meşrutiyet döneminde değerli arkadaşlar, Prens Sabahattin tarafından ortaya atılan bu fikir fazla taraftar bulamayacak ve kendiliğinden aslında önemini kaybedecektir. Dolayısıyla e, bu fikir akımlarının bir, etkili olduğu dönemler kesinlikle unutulmamalı. 2. Temsilci ve tabii ki dönem. Temsilci ve tabii ki fikir akımı eşleştirmesi bağlamında gelebilecek sorulara da tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Son olarak bu soruyla bağlantılı şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Tabii ikinci isimleri de önemli. Örneğin Türkçülük, Pantürkizm dedik. Tabii Turancılık bunun bir ileri seviyesidir. Ve lütfen dikkat edin. Arkadaşlar Türkçülük akımı ilk defa dil ve tarih alanında yapılan yazınsal çalışmalarla ortaya çıkan fikir akımıdır. Dil ve tarih. Keza zaten Türkçülük akımının temsilcilerine baktığınız zaman değerli arkadaşlar mesela Yusuf Akçura ünlü bir tarihçi. Mesela Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul bunlar da önemli birer edebi kişilik olarak karşımıza çıkmakta. Öte yandan İslamcılık, panislamizm veya en yaygın kullanımıyla değerli arkadaşlar ümmetçilik olarak da bilinir. Din birliği bir anlamda Müslüman birliği olarak da nitelendiriyoruz İslamcılık fikrini. Osmanlıcılık değerli arkadaşlar eşitlik anahtar kelime demiştik. Bir detay bir bilgidir altını lütfen çizin. İttihadı anasır olarak da adlandırılır. Ne demektir iddiada anasır? Bir çağrışım yapıyor mu siz arkadaşlar? Anasır unsurun çoğuludur. İttihat birleşmek demektir. İttihadı anasır. Unsurların birleşimi. Tamam mı arkadaşlar? Yani Osmanlı'da dil, din, ırk, mezhep fark etmeksizin unsurlar bir arada olmalı. Bir Osmanlı vatandaşı e, düşüncesi aslında Osmanlıcılık fikri. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu soru bağlamında yapmış olduğumuz bu açıklamalar ve dikkat etmenizi istediğim noktalara kesinlikle e, dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu bağlamda 6. sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıydı diyoruz değerli arkadaşlar. 1876-1935 yılları arasında yaşamış, 1904'te yayınladığı 3 Tarzı Siyaset adlı makalesinde Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirlerini inceleyen fikir adamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar soruda bir takım özellikleri verilen ve özellikle 1904 yılında Kahire'deki Türk gazetesinde yayınlamış olduğu Türkçülüğün Manifestosu olarak da adlandırılan Üç tarz Siyaset adlı makalesiyle bilinen fikir adamı B seçeninde yer alan Yusuf Akçura'dır. Kendisi aynı zamanda ünlü bir tarihçi olarak değerli arkadaşlar Cumhuriyet döneminde dahi karşımıza çıkacak. Öte yandan Soruda diğer seçeneklerde yer alan fikir insanları ile ilgili birkaç önemli noktaya da değinmekte fayda var. Arkadaşlar Ziya Gökalp tabi Türkçülük dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri. Keza Türkçülük akımının en ünlü temsilcilerinden birisi olup aynı zamanda sosyolog olma özelliği de var. Türkçülüğün esasları, Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak ve Kızıl Elma gibi birçok önemli esere imza atacaktır Ziya Gökalp. Öte yandan Gaspralı İsmail Bey. Değerli arkadaşlar Kırım Tatarlarının ilk Türkçe gazetesi olarak bilinen tercüman gazetesini çıkarmış ve Türkçülük akımının en önemli temsilcilerinden birisi olmuştur. Kırımlı bir fikir adamı olarak Gaspralı İsmail Bey. Mehmed Emin Yurdakul. Değerli arkadaşlar, önemli bir edebi kişilik olarak tabii ki biliyoruz kendisini. Türklerin ilk büyük milli şairi olarak kabul edilir. Mehmed Emin Yurdakul Keza, Ordunun Destanı, Turana Doğru, Tan Sesleri gibi birçok önemli eseri saymamız mümkün kendisiyle ilgili olarak. Ve son olarak değerli arkadaşlar, Mehmet Emin Resulzade'yi görüyoruz. Türkçülük akımının en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul edilen Mehmet Emin Resulzade aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu aynı zamanda ilk cumhurbaşkanı olacaktır kendisi. Bu bağlamda değerli arkadaşlar özellikle Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Gaspıralı İsmail Bey başta olmak üzere buradaki fikir insanları da bizim için son derece önemli. Dolayısıyla bu soruda doğru yanıtımız değerli arkadaşlar B seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri ilk kez tanzimat döneminde çıkarılan gazeteler arasında yer alır? Tasvir efkar, takvim vekayı, tercümanı ahval. Değerli arkadaşlar bu soruda öncelikle tanzimat dönemi dediğimizde hemen aklımıza 1839-1876 arası dönem gelmeli. Bu çerçevede değerli arkadaşlar birinci öncülde verilen tasvir efkar tanzimat döneminde ilk defa tanzimat döneminde çıkarılan bir gazete olarak karşımıza çıkmakta. Keza Sultan Abdülaziz döneminde 1865 yılında değerli arkadaşlar tasvir efkar bir özel gazete olarak yayın hayatına başlayacak. İkinci öncülde verilen takvim-i vekaisi değerli arkadaşlar ilk defa tanzimat döneminde çıkarılan bir gazete değildir. Keza takvimi ve vekayı son derecede önemli. İkinci Mahmut döneminde 1831 yılında çıkarılan lütfen dikkat Osmanlı Devleti'ndeki ilk resmi gazete olarak kesinlikle unutulmamalı. Bu, bu açıdan değerli arkadaşlar son derece önemli. Üçüncü öncüde verilen tercümanı ahvalse değerli arkadaşlar yine İlk defa Tanzimat döneminde yayın hayatına başlayan bir diğer önemli gazete 1860 yılında değerli arkadaşlar AG Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılan ilk özel gazete olarak karşımıza çıkacak. Bu anlamda bu soruda doğru yanıtımız değerli arkadaşlar 1 ve 3 yani C seçeneği olmalı idi. Değerli arkadaşlar yine bu soruyla bağlantılı ÖSYM'nin sorması muhtemel birtakım basın yayın organlarıyla bağlantılı olarak sizlerle küçük bir şema paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde çıkarılan gazetelere baktığımızda öncelikle 2. Mahmut döneminde iki önemli gazete görmekteyiz. Bunlardan bir arkadaşlar Vekayı Mısriye. Mısır'da Kavallalı Mehmet Ali Paşa tarafından çıkarılan bir gazete olarak karşımıza çıkmakta. Öte yandan ki kesinlikle unutulmamalı arkadaşlar Takvimi Vekai. İkinci Mahmut döneminde Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi olarak yayın hayatına başlayacak. İkinci aşamada ise değerli arkadaşlar Tanzimat dönemi yani Abdülmecit ve Abdülaziz dönemi bir bütün olarak tabii ki değerlendirildiğinde Tanzimat döneminde yayın hayatına başlayan dört önemli gazeteyi görmekteyiz. Bunlardan ilki değerli arkadaşlar Ceridi-i Havadis'tir. 1840-1864 yıllar arasında bir İngiliz tarafından William Churchill tarafından çıkarılan Osmanlı'daki ilk yarı özel veya ilk yarı resmi Türkçe gazet olarak karşımıza çıkmakta. Aslında bu gazeteye bu şekilde bir nitelendirme yapmamızda değerli arkadaşlar hükümet tarafından da desteklenmesi temel gerekçe olacaktır. Tercüman ahval. Arkadaşlar kesinlikle bir takvimi vekayı kadar önemli bir gazete. Tercüman Ahval Osmanlı Devleti'nde A.G. Efendi ile Şinasi tarafından çıkarılan altını mutlaka çizin ilk özel gazete olarak karşımıza çıkmakta. Tasvir Efkar 1865 yılından itibaren değerli arkadaşlar Şinasi tarafından çıkarılan bir diğer özel gazete olacaktır. Tasviri Efkar ve son olarak Ceride-i Mehakim'i görüyoruz arkadaşlar. Aslında bu gazetenin ismi bize içeriği bağlamında çok önemli bir ipucu veriyor. Mehakim mahkemeden gelir bu kavram. Osmanlı Devleti'nde 1873 yılından itibaren mahkeme kararlarının, yargı kararlarının yayınlandığı süreli yayına değerli arkadaşlar biz Ceride-i Mehakim gazetesi adını vermekteyiz. Lütfen dikkat. Bu tarz şey, arkadaşlar Tanzimat dönemi gibi zamansal sınırlama yapılarak böyle bir soru gelebilir. Veya bir takım gazeteler verilir. Hangileri özel, hangileri resmi gazetedir şeklinde de bir soru kalıbı arkadaşlar karşımıza çıkabilir. Mesela bu soruyu o açıdan değerlendirdiğimizde yukarıdakilerden hangileri özel gazetedir diye sormuş olsaydık cevap yine 1 ve 3 olurdu değerli arkadaşlar. Ve son olarak İkinci Abdülhamit döneminde arkadaşlar iki önemli gazete görüyoruz. Sabah gazetesi Osmanlı Devleti'nde ilk defa miladi tarihin kullanıldığı gazete olarak bilinir. Öte yandan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkarmış olduğu Tercümanı Hakikat gazetesi de 1878 yılından itibaren yayın çalışmalarına başlayacak. Bence bu sorudaki soru tarzını ve vermiş olduğum gazetelerle bağlantılı bu bilgileri değerli arkadaşlar Kesinlikle bir yere not edin. Basın yayın konusundan epeydir ÖSM soru sormuyor. Şunu da söylemeden geçemiyoruz tabii ki. 20. yüzyıl başlarında arkadaşlar, 2. meşrutiyet döneminde biz fikir akımları ve fikir akımlarını destekleyen gazete ve dergileri ayrıca farklı yayınlar olarak görmüş olacağız. Bu anlamda bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Ve geldik dokuzuncu ve bu videomuzun son sorusuna değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde 26 Mart 1849 tarihinde yayın hayatına başlayan ilk Türk dergisi aşağıdakilerden hangisidir? Vekai Tıbbiye, Demet, Şükü Fezar, Mecmuayi Fünun, Terakki Muhadderat. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız A seçeneği olmalıydı. Osmanlı devletinde 1849 yılından itibaren yayın hayatına başlayan ilk Türk dergisi bir tıp dergisi olarak Vekayi Tıbbiye'dir. Soruda diğer seçeneklerde yer alan dergilerle bağlantılı değerli arkadaşlar sizlerle yine küçük bir tablo paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Osmanlı devletinde gazeteler kadar tabii ki basın yayın hayatında dergiler de bir o kadar önemli. Bu çerçevede değerli arkadaşlar soruda cevabını istediğimiz Vekayet Tıbbiye Abdülmecit döneminde çıkarılan ilk Türk dergisi olarak karşımıza çıkmakta. Öte yandan Abdülaziz döneminde değerli arkadaşlar 4 önemli dergi karşımıza çıkar ki bunlardan ikisi kesinlikle unutulmamalı. Mecmuayı Fünun değerli arkadaşlar Fünun'dan zaten bunu çıkarsama yapabilirsiniz. Münif Paşa, tarafından çıkarılan bir bilim dergisidir 1863 yılından itibaren çalışmalarına başlayacak. Bir diğeri arkadaşlar Mirat dergisi Osmanlı Devleti'nde Mustafa Refik tarafından çıkarılan ilk resimli dergi olarak bilinir Mirat dergisi. Öte yandan bir vekai tıbbiye kadar kesinlikle önemli değerli arkadaşlar. Terakki Muhadderat kadınların yükselişi anlamına gelen bu dergi Osmanlı Devleti'nde 1869 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan ilk kadın dergisi olması bakımından son derece önemli. Öte yandan Diyojen, Osmanlı Devleti'nde Teodor Kasap tarafından çıkarılan ilk mizah dergisi olarak kesinlikle unutulmamalı. Dolayısıyla üç önemli dergi kesinlikle bilinmeli değerli arkadaşlar. 1- Vekai Tıbbiye, İktük Dergisi. 2. Terakki Moderat ilk kadın dergisi, 3 Diyojen ilk mizah dergisi olarak bunlar bizim için önemli. Öte yandan arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde iki önemli kadın dergisi görüyoruz. Bunlardan biri Şükü Fezar. Yazar kadrosu tamamen kadınlardan oluşan önemli bir kadın dergisidir. 1886 yılından itibaren yayın hayatına başlayacak çiçek bahçesi anlamına gelmekte. Öte yandan Halide Edip Adıvar'ın öncülüğünde her ne kadar 20. yüzyılın başlarında olsa da 2. Abdülhamit döneminde değerli arkadaşlar 1908'de yayın hayatına başlayacaktır Demet dergisi. Dolayısıyla bu soru ve bu tablo bağlamında değerli arkadaşlar dediğim gibi 3 önemli dergiye kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Epeydir basın yayın hayatıyla ilgili soru yöneltmiyor değerli arkadaşlar ÖSYM. KPSS'de bu anlamda soru gelme olasılığı oldukça yüksek. Bu bağlamda 9. sorumuzun değerli arkadaşlar doğru yanıtı A seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik